Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatacağım. Verilen bir ondalık gösterimi sayı doğrusunda nasıl yerleştireceğiz? Hangi sayılar arasına koyacağız ve nereyi işaretleyeceğiz? Aynı zamanda sayı doğrularında işaretlenmiş olarak, diğer kağıdımda birazdan göstereceğim, işaretlenmiş olarak verilen yerleri ondalık gösterim olarak nasıl yazacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Püf noktaları nelerdir? Bunları sizlere anlatacağım. Alıştırmalar yapacağım. Sorular çözeceğim. Aslında kolay gibi görünen ama hiç de kolay olmayan, biraz karışık ve zor bir konu. Öğrenciler sık sık hata yapıyorlar. Şimdi anlatacağım püf noktalarına dikkat ederseniz bundan sonra hata yapmayacağınızı düşünüyorum. İlk önce başlayalım. 10 tam 10'da 7. Yani 10,7 ondalık gösterimini nereye koyacağız? Hangi sayıların arasına koyacağız? Bir kere 10 ile 11'in arasında olacak. Çünkü virgülden sonra bakın 10 eşit parçaya ayıracağız ve 7. parçaya, 7. adıma gideceğiz. İlk önce şuraya 10 tamımızı koyalım. Sonra 11'i de koyacağım ama önce bir 10 parçaya ayırayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Buraya da 11 sayısını koyuyorum. Çünkü 10 tam 10'da 7, 10 ile 11'in arasında. Ve 7. adıma gideceğiz 10'dan sonra. Atlıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. adım. İşte burası. Buraya bir işaret koyalım. 10 tam 10'da 7 burada. Bu şekilde yerini işaretledik. İkincisine bakalım. 6 tam %24. Şimdi sevgili öğrenciler şuradaki tam kısmı kapatın. 24 sayısı var değil mi burada? 24 hangi onlukların arasındadır? 20 ile 30'un arasındadır değil mi? O zaman şöyle yazacağız. 6,20 ve 6,30'u koyacağım. İlk önce 10 parçaya ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya da 6,30'u koyuyorum. Öğretmenim 6,20 yerine 6,2 yazsak olmaz mı? Olur tabii ki. Çünkü ondalık gösterimlerde sondaki sıfırı silebiliyorduk değil mi? Yani 6,2 ile 6,3 olarak da gösterebiliriz biz bunu. Her ikisi de aynı. Çünkü 6,30 ile 6,3 aynı şey. Peki 6,20 niye yazdım? Buradakini göstermek kolay olsun diye yazdım. 24 yapacağım 20'den sonra. 21, 22, 23, 24. Yani işte burada. 6,24. Demek ki yeri burasıymış. Diğerine bakalım. Bakın kesirli kısma baktığımızda 548'i görüyorum. 548 hangi onlukların arasında? 540 ile 550'nin arasında değil mi? O zaman şöyle yapacağız. 3,540 yapacağız. Ya da 3,54 de yazabilirim. Fark etmez. Şöyle yazın siz, daha kolay olur sizin için. 3,540 yazdıktan sonra, yani 3 tam 1000'de 540 yazdıktan sonra diğeri de 3,550 olacak. Yani 3 tam 1000'de 550 olacak. Neyse biz ilk önce bir 10 parçaya ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 3,550 ya da 3,55. Şimdi 548'i gösteriyoruz değil mi? Yani 40'tan sonra 48'e kadar gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın burası. İşaretliyoruz ve buraya yazıyoruz. 3 tam 1000'de 548. Demek ki sevgili öğrenciler şöyle yapıyoruz. Buradaki kesir kısmına bakıp baştaki tam kısmı parmağımla kapatıyorum. 24, 24 kimin arasında? 20 ile 30'un arasında. Yani hangi onlukların arasında? Değil mi? Biz ondalık gösterimleri yapıyoruz yani. O zaman buradaki bütünü 10 parçaya ayıracağız. Değil mi? Bu şekilde göstereceğiz. Bakın burada da ne yapıyorum? 548'i görüyorum. Baştaki tam kısmı sonra tabii. Onu da yazıyorum tabii ki. Yani parmağımla kapattım diye yazmamazlık etmiyorum tabii ki. Ben sadece kolaylık olsun diye. 548, 540 ile 550'nin arasında olduğu için o zaman ne yapıyorum? 540 ve 550 yazıyorum. 3,550 yazıyorum. Peki sayı doğrusunda işaretlenmiş olan yeri nasıl bulacağız? Bakın 3,6 ve 3,7 var. Ve burası 10 eşit parçaya ayrılmış ve bir nokta işaretlenmiş. Şimdi burada kolaylık olsun istiyorsanız şöyle yapın sevgili öğrenciler. 3,6 ya. Siz burayı kendiniz bir tane sıfır ekleyin. 3,60 olsun.
Burası da 3,70 olsun. Yani 60 ile 70'in arası. Hani bir iki onluğun arasıymış gibi yazalım, değil mi? Ve ondan sonra bu işaretlenmiş yer kaçıncı adımda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. adımda. Yani burası 3,66 olacak. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, ara sıra hatırlatıyorum. Buradaki 6'nın yanına bir 0 koymak bu kesrin değerini, ondalık gösterimin değerini değiştirmiyor. Evet, neyse ki işaretlenmiş yerimiz 3,66 oldu. Diğerine bakalım. 43 tam %28, 43 tam %29. Şimdi 28 ve 29 sayıları zaten onluk değil. Ne yapıyoruz biz? Buraya bir 0 ekleyip kendimiz onluk haline getiriyoruz. Yani 280 ve 290 yapıyoruz bunu. Sonra A noktasına bakıyoruz. 1, 2, 3. adımda. Tabi başındaki tam sayıyı da yazıyoruz. Şöyle yazıyoruz. 43 tam. Ne demiştik? 3. adımda. 283 olacak. B noktası kaçıncı adımda? 4, 5, 6, 7, 8. adımda. O zaman B noktası da 43 tam 288. 8. adım mı demiştim? Evet, 8. 9, 10. Tamam. Ne dediğimi unuttum çünkü. 43 tam 1288 olarak yazdık. Buraya bakalım, en kolayı bu. Nerede? 0 ile 1'in arasında. Zaten 10 eşit parçaya ayrılmış. O zaman ne yapacağım? 1 ikinci adımda. Yani 0 tam 10'da 2 yazacağım. Bakın burası 0,6, 0,61. Bir kere burası virgülden sonra bir basamak var. Bunda iki basamak var. O zaman şunu da önce bir iki basamak yapayım. Yani 0,60 ile 61'in arasında. 60 ve 61 arasında birer sıfır daha ekleyeyim. Yani şöyle yapayım. Buradaki 0 tam 10'da 6'yı 600 yapayım. Bunda 610 yapayım. Şimdi çok daha kolay olacak. 600, 601, 602, 603. Bakın ne oldu? 0 tam 1000'de 603'müş burası. Burası 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle göstereyim. 0 tam 1000'de 608. 609 ve 610 oluyor bakın. Değil mi? Sonra bu sıfırı isterseniz silip 0 tam %61 olarak da gösterebilirsiniz. Fark etmez. Yani işimi kolaylaştırmak için buraya hangi ondalık gösterim var burada bunu bulabilmek için ne yapıyorum? İstediğim kadar sıfırı ekliyorum. Yani istediğim kadar derken ihtiyacım olan kadar. Yani 600 ve 610 yapıyorum. Yani arada bir onluk yapmış oluyorum kendime. Ve bu onluklara göre bu noktayı bulup hemen oraya gereken sayıyı yazmış oluyorum. Bakın yukarıda da aynısını yaptım. 43,28'di, 43,29'du. Ben ne yaptım? Bunu onluk haline getirdim. Yani onluk haline getirdim derken aslında ondalık gösterim bunlar da. Yani 28 ile 29'un arasını ayırmaktansa 280 ile 290'ın arasında çok daha kolay buluyorum. Onu anlatmaya, onu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim sorulara. Bakalım neler varmış. Birinci soru zor bir soru. Hemen oradan başladık zor bir soruyla. Yukarıdaki sayı doğrusunda işaretlenmiş noktanın ondalık gösterimi hangisidir diyor. İşte öğrenciler böyle sorularda hata yapıyor. Şimdi şıklara bakıyor. Diyor ki A şıkkı olabilir. Çünkü 7. adımda. 17. C şıkkı olabilir diyor. Çünkü bakıyor 7. adımda 87 acaba. D şıkkı olabilir 807. Ne yapıyorduk şimdi? Şöyle yapalım. İşimizi kolaylaştıralım. Şuraya bir sıfır ekleyelim. Bu virgülden sonra iki basamak. Burası da iki basamak oldu. 80 ve 81 oldu. Ben hemen onu onluk yapıyorum tekrar. Bir sıfır daha ekliyorum. Buna da bir sıfır ekliyorum. Bakın 800 ve 810 oldu. Şimdi çok daha kolay. 800, 801, 802, 803, 4, 5, 6, 7. Yani burası 1 virgül 1000'de 807 oluyor sevgili öğrenciler. Yani ne A şıkkı ne C şıkkı, bunlar tabii ki yanlış. Doğru cevap D şıkkı. Bursa, yani Bursa'nın B'sinin hiç alakası yok. Orası 86 zaten, o 6. adımda yani. Bunun hiç alakası yok. Doğru cevap D şıkkında. İşte böyle sorularda hata yapmamak için dediğim gibi şu sıfırları benim gibi kullanabilirsiniz. İkinci soruya bakalım. Hangi sayı doğrusundaki gösterim yanlış yapılmıştır? A şıkkına bakalım. 8 ile 9'un arasındaymış. 8 ile 9'un arası 10 eşit parçaya ayrılmış. Ve 8. adım burası mı acaba? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8,8. A şıkkı doğru gösterilmiş. B şıkkı 0 tam 10'da 3 ve 0 tam 10'da 4. 0,33 yazılmış. Ben ne yapıyorum? Hemen bunu 30 ve 40 olarak değiştiriyorum. 31, 32, 33. Evet, doğru. Bu da doğru. C şıkkına bakalım. 7,25, 7,26.
ve 7,255 yazılmış. Hemen ne yapıyorum? Buraya bir sıfır ekliyorum. Buna da ekliyorum. 250 ve 260 oldu. 255'e gidiyor muyuz bakalım. Burası 250, 251, 52, 53, 54, 55. Evet, bu da doğru. 7 tam, 1000'de 255. D şıkkı yanlış o zaman. İşaretleyelim. Neresi yanlış onu da göstereyim. 6 tam, 10'da 6, 6 virgül, yani 6 tam %61. 6,61. Hemen ne yapıyorum? 60 ve 61 haline getirdim. Ve birer tane daha sıfır ekleyip 600 ve 610 yapabilirim. Ve buradaki işaretlenmiş yer 1, 2, 3. adımda doğru ama 6 tam 63 değil. Çünkü 6,63 demek 6,630 demek yani. Buradaki işaretlenmiş yer şöyle yazılmalıydı. 6 tam 600 yani 1000'de 603 olmalıydı. Ve yanlış yazılmış. Demek ki cevabımız D şıkkıymış. Yanlışlığın neden olduğunu da sizlere göstermiş oldum. Geldik 3. sorumuza. Ve son soru. Daha fazla soru çözmek isterdim ama videomuz çok uzun olmasın diye ayrıca diğer videolarda deneme sınavlarında veya yazılı çalışmalarında tabii ki bu sorulardan çözeceğim, devam edeceğim. Aşağıdaki sayı doğrusunda işaretlenen noktaya karşılık gelen ondalık gösterimi yazalım diyor. Bakıyorum 7 tam 10'da 2, 7 tam 10'da 3. Yalnız burada bir sorun var. Ne sorunu var? Bu kez bir bütün 10 eşit parçaya ayrılmamış. Bakın 5 parçaya ayrılmış. O zaman bu işin en kolay yolu şu. Çeşitli şekillerde yapılabilir. Bu işaretlenmiş nokta çeşitli yöntemlerle bulunur. Ama en kolayı şu. Şimdi burası 10 eşit parçaya ayrılması gerekiyordu ama 5'e ayrılmış ya. Onu 5'e böldüğümüzde o zaman her bir noktanın yani şöyle 10 bölü 5 kaç eder? 2 değil mi? O zaman burada her bir noktanın 2 birim olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani burayı atlayınca birer birer değil ikişer ikişer gitmemiz gerekiyor. Ve bir atladığımızda ben şunu önce 20 ve 30 yapayım. Bakın 22, 24 yani burası 7 tam %24 olacak. Bu birinci yöntem. Bu şekilde bulabilirsiniz ikişer ikişer giderek. Çünkü 5'e ayrılmış dedik ya. Ya da ikinci yöntem burası 5'e ayrıldıysa sen kendin 10'a ayırırsın. Şöyle yaparsın. Hemen şöyle birer parça da sen koyarsın. Al sana 10 adım oldu. 10 parça oldu. Ve şimdi bakın 10 parçaya ayrıldı. 20 idi değil mi? Daha doğrusu 2 idi de ben 20 yaptım. 21, 22, 23, 24. İşte 7 tam %24. Böyle de bulabilirsiniz. Daha farklı yöntemler de var ama bu kadar yeter. İki yöntem gösterdik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.